gerisini arkadaşlarım tamamlayacaksa tamamlasın. Hiç hoş bir ortam değil yani. Hiç hoş değil. Aslı iyi misin? Değilim. Ama iyi olman gerekir. Çünkü sen güçlü bir kızsın. Çok başarılı, yeteneklisin. Çok özür diliyorum ben sözüne giriyorum belki ama... ben de buradan bir abla olarak... ona moral vermek istiyorum. Bugün çok güzeldin. Gelinlikle başladın. Bizim öncelikle içimizi, ruhumuzu aydınlattın. Ama bu gözyaşların artık bundan sonra hep sevinç gözyaşların olsun. Sana yakışan budur. Nazım Hikmet'in çok güzel bir sözü vardır. Düşmana inat, bir gün daha fazla yaşayacaksın. Burada tabii ki kimse senin asla ve asla düşmanın değil. Rakiplerin, arkadaşların. Ama lütfen... Sen daha daha sıkıl mesleğine, işine ve bize yeteneklerini göster. Ben kendime söz verdim. Ağlamayacağım bir daha diye ama benim psikolojim kaldırmıyor artık. Yıkılacak mısın yani? Tüm bunlar karşısında sen. Hı? Yıkılmak deniyorsa ben yıkıldım. Aa. Artık dayanamıyorum bunlara. En güzel. Bu insanların kötü kalbine dayanamıyorum. Güzel kalbinle cevap vereceksin her şeye ve işinle. Burada artık biliyorsun ki sohbetten dolayı işlerinizi, elinizi gösteremez hale geliyorsunuz. Bu da birbirinize karşı zaten güttüğünüz bir amaç. Psikolojik olarak çok erteyim de işini iyi yapamasın. Sen boyuna gelecek misin? Ha? Bak bakayım. Hasan da sana destek biliyorsun değil mi? Biliyorum. Canım Hasan'ım. Ha? Ah! İzleyelim mi bak nasıl destek? Bak hazırlattım içeride. Buse ile Aslı arasındaki gerginlik ciddi anlamda beni de çok rahatsız etti. Hala da ediyor. Umarım bu saatten sonra böyle bir şey olmaz. Bu gerginlik son bulmalı. Evet, Buse benim 8. kardeşim, 8. kız kardeşim. Buse'yi çok seviyorum, canımdan bir parça. Ama Aslı da benim artık kalbimin bir parçası. Kesinlikle bu saatten sonra Aslı'yı da ne Buse'ye ne de bir başkasına kesinlikle ezdirmeyi düşünmüyorum. Hele ki de ailesiyle tanışıp kendi aileme tanıştırdıktan sonra herkes ayağımda ikaz. Teşekkür ediyorum. Gözde Hanım, ben bir şey söylemek istiyorum. Ben anlamıyorum, ben mi kendimi anlatamıyorum? Ben dün burada makyaj anında dedim ki ben kabullendim. Ben inanıyorum artık aşklarına, sevgilerine. Bu nasıl bu hale? Yani Hasan nasıl böyle yorum yapabiliyor hala? Ben anlamış değilim. Ben gerçekten Hasan'ın samimiyetinden şüphe etmeye başladım. Çünkü ben bir şey yapmıyorum. Artık ne ağzımı açıyorum ne bir şey. Neden beni böyle kötü göstermeye çalışıyor? Anlamış değilim, inanın. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona kötü bir şey buradan yine söylemek istemiyorum. Ama benim kalbim çok kırıldı Hasan'a karşı. Dün burada diyor ki... Ben götürseydim Buse aramı bozardı. Bu ne demek ya? Ben bu zamana kadar kimle kimin arasını bozmuşum? Ben hep yapıcı olan taraftım. Ben geliyorum burada. Biliyorsunuz 6 aydır buradayım. Ben hiç kötü yorum almadım. Ama burada Hasan'la Aslı yüzünden ben duymadığım şey kalmadı benim. Ben çok rahatsızım bu durumdan. Hep yanlış anlaşıldım bu konular yüzünden. Biliyorum, kişiliğimden de taviz verdim. Yemin ederim çok üzgünüm. Kendimden çok özür diliyorum. İnsanlardan da. Ama ben böyle bir insan değilim. Beni burada çığırımdan çıkarıyorlar. Özellikle Hasan da artık son günlerde bunu bana yapıyor. Konu yok. Ya konu bitmiş, kapanmış. Hala Buse karışmasın. Ya Buse karışmıyor ki zaten. Ben çok rahatsızım. Hasan'dan da rahatsızım artık. Bilal'den yana gönlüm o kadar razı ki Allah da ondan razı olsun. Ama Hasan beni bu konuda gerçekten çok kırdı. Aslı ne yaptı ne etti? Hasan'la Buse'nin arasını bozdu. Bugün gün boyu gergin bir ortam vardı. Bu onların içlerini de yansıdı.
Hepimiz çok gergindik aslında. Buse'nin de yüzü gülmüyordu. Ben buraya Buse'yi göndermeye gelmiştim. Ama bakıyorum ki benim göndermeme gerek kalmayacak. Çünkü Buse ve Hasan bir ekip olmayacak gibi görünüyor. Ben bu yarışmaya ikinci kez döndüğümde hiç böyle hayal etmemiştim. Hasan'la da Bilal kadar uyumlu olabileceğimizi düşünmüştüm. İkizi olarak bana hep Bilal gibi gelmişti. Ama Hasan beni buna pişman etti. Sensin.